Marco Paxao dördüncü kezdir gol kralı oldu. Tebrik edelim. Ya yaş 36 mı 37 mi? Yaşını ben unuttum. Onun yaşında kaplumbağa yaşamıyor ya. Ya vallahi diyorum sana, adama helal olsun kardeşim ya. Ya 4 kez Türkiye TFF 1. liginde gol kral. 21 gol attı hocam. Düşünebiliyor musun? Öldü denilen, düştü denilen Altay'ı ayağa kaldırdı ya. Yani bugün orada Mustafa Denizli Stadyumu var ya, yanında küçük bir tesis yapıp mutlaka bu Marco'nun adını vermek gerekir. Gerçekten Altay'ın unutulmazları arasına girdi ve bugün bu ligde gol kralı olarak ne kadar önemli ve ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu tekrar hepimize gösterdi. Ben olsam önümüzdeki yılda Marco'yu tutarım hocam. İhtiyaç olduğu zaman sahaya sürerim. Yaşı kaç olursa olsun. Olmadı teknik direktör yaparsın hocam. Yani bu yardımcı teknik direktör yaparsın hocam. Çok sıkışırsan sahaya atarsın ya. Allah Allah. Çorum Spor öyle bir şey ya. Çorum Spor'un futbolcusu ve futbolcu, teknik direktör, yönetici hep aynı adam. Evet evet, yani oradan bakmak lazım. O açıdan Marco'yu ben canı gönülden, yani zevkle attığı golleri seyrettik hocam bu sene. Yani farklı bir oyuncu be. Yani golcülük ustalık işi, bu ustalıkta Marco'da var. Kendisini buradan bir futbolcu eskisi olarak canı gönülden tebrik ediyorum. Hocam bir Marco demişken ya, şimdi 37-38 yaşlarında bu oyuncu hani böyle 26-27 yaşlarında neredeydi de acaba mesela şey olmadı. Yani öyle bir kariyeri TFF 1. Ligi'nin 4 kere gol krallığıyla sınırlı kaldı. Yani 26-27 yaşlarında bu Türkiye Ligi'nde böyle Süper Lig'de olsa herhalde Süper Lig'de de gol kralı olurdu ve 4 büyük takımlarda da onu izlerdik gibi geliyor bana. Nasıl bir talihsizlik yaşadı acaba da 35'inden sonra değeri bilindi. Hocam mutlaka kariyerinde doğru tercihler yapmamıştır gittiği takımlarda. Yani bir anda çıtayı çok yükseğe koymuştur. Kendini oraya hazır görmüştür. Gittiği zaman da hazır olmadığını görüp o futbolcu topluluğu içerisinde orada bir gerileme yaşamıştır. İşte her yaşadığı gerileme onu bir alt lige indirmiştir. Ve ondan sonra da aklını başına alıp bir çıkış yaşamak için kendini bir yenilemiştir ve ancak işte bu kadar olur şeyi olmuştur, yani yaşantısında, futbol yaşantısında ancak buralara çıkabilmiştir. Mutlaka oynadığı dönemlerde, oynadığı takımlarda bir kariyeri, bir golcülüğü mutlaka onlarda da vardı. Ama tabii hocam bazı oyuncular da, biz bunu futbol hayatımızda çok yaşadık. Hepimiz, herkes aynı oyuncudur. Sonuçta oyuncunun sadece çalışarak geliştiğini ve istediğini görürüz. Çalışmak her şeyin başında olur ama bazı camialara gittiğin zaman da başka bir havayla, başka bir şevkle oynarsın. İşte Marco Altay'da birdenbire böyle hocam frekanslara uydu. Kendini Altay takımına ait hissetti. Orada tabii ona iyi davranıldı. O da futbolculuğunu bütün benliğiyle ortaya koydu ve 4 kere gol kralı oldu. Mutlaka benim bu dediğim olayları yaşamıştır. Yoksa tabii hocam şöyle bir şey de var. Tabii Marco golcü, usta bir oyuncu. Gol vuruşu falan çok çok önemli bir oyuncu. Yani yakaladığı pozisyonları yüzde olarak değerlendirebilen bir oyuncu ama öyle driplingi, hızı olan bir oyuncu değil. İşte driplingi ve hızı olmadığı zaman da böyle üst düzey oynayamıyorsun. Ancak bu başarıyı göstermen için bir hava yakalamak gerekiyor. Bu havayı da Altay'da yakaladı ve başarılı oldu. İyi ki de oldu. Biz de güzel gollerini seyrettik. Evet. Türk futboluna TFF 1. Lig'in tarihine en azından adını altın harflerle yazdırdı Portekizli Yıldız.